Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. İbrahim suresi. Kur'an-ı Kerim bazı surelerinde peygamberlerin hayatından da bahsetmekte ve bize o şekilde geçmişten pek çok dersler ve ibretler sunmakta. Bu sure içerisinde de peygamberlerin atası durumunda olan Hazreti İbrahim'le alakalı bazı bölümler var. Ve onun hayatından bazı kesitler var. Sure adını oradan almakta. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar huruf-u mukatta'a tabir ediliyor. Doğrudan manası bizler tarafından bilinmemekle beraber Allah ile Resulü arasında birer şifre o anlamda değerlendirilebilir. Bir takım ehli velayet bunlardan işari bir takım manalar çıkarmışlar. Ama genelde de alimler bunları değerlendirirken Allahu alem bi muradihi bi zalike. Bundan muradını en iyi Allah bilir deyip fazla da dokunmamışlar. Her halükarda Kur'an-ı Kerim'de bu gibi ayetlerde şunu görüyoruz. Huruf-u mukatta'nın geçtiği yerlerde peşinde Kur'an'ın mucizeliğinden, Kur'an'ın özelliklerinden bahisler var. Demek ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ile alakalı bazı sırlar taşımakta. Kitabun enzelnahu ileyke. Bu sana indirdiğimiz bir kitaptır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmi bir insan. Okuması yazması yok. Ama o üstad-ı ezelisinden Cenab-ı Hak'tan ders alıyor. Ve Cenab-ı Hak o ümmi insanı kitap sahibi yapıyor. Ona bir kitap indiriyor. 23 yıl boyunca indirilen ve sonunda mushaf haline gelen önümüzdeki Kur'an'ı indiriyor ve o bu kitapla insanlara yol gösteriyor. İnsanlara rehberlik yapıyor. لِتُخْرِجَنْ نَاسْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ İnsanları zulümattan nura çıkarman için. Yani bu kitap niçin gönderilmiştir? Peygamberimizin insanları zulümattan nura çıkarması için. Burada Peygamberimiz bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber. Bu manaya da bir nevi dikkat çekilmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik buyurulmakta. Bu peygamberimizin özelliklerinden birisidir. Daha önceki peygamberler belli kavimlere gönderilirken Peygamber Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiş olan bir peygamber. Bir nevi daha önceki dönemlerde insanlar genelde dağınık, küçük küçük yerleşim birimlerinde elbette o dönemin şartları içerisinde bir peygamberin bütün insanlığa mesaj ulaştırabilmesi adeta mümkün değil. Ama son peygamberle artık o mesaj bütün insanlığa ulaştırılabilecek. Onun ümmetinden çıkan alimler, ulema ümmeti ki enbiya-i beni İsrail, ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Ayetin hadisinde bildirildiği üzere onlar da tebliğ noktasında Allah'ın dinini değişik yerlerde anlatacaklar ve anlatmışlar. Ve böylece İslamiyet bugün dünyanın hemen her tarafında bilinen bir din olarak devam etmekte. Ve peygamberimizin görevi insanları zulümattan nura çıkarmak. Zulümat karanlıklar demek. Nur, aydınlık anlamında. Burada küfrün karanlıkları, cehalet karanlıkları, bir takım kötü isteklerin karanlıkları gibi bunların her birini birer karanlık olarak düşünebiliriz. Peygamberimiz bütün bu karanlıklardan insanları aydınlığa çıkaracak. İşte küfrün karanlıklarından imanın nuruna çıkaracak. Öte yandan cehalet karanlıklarından ilmin aydınlığına çıkaracak. Heva, heves gibi kötü isteklerin hakim olmasından, o gibi karanlıklardan insanları ahlakın, güzel ahlakın nuruna, aydınlığına çıkaracak. Bi izni rabbihim, onların Rabbinin izniyle. Yani şu alemde meydana gelen her şey Allah'ın izniyledir. مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Böyle olunca insanlara hidayet verilmesi, insanların
karanlıklardan aydınlığa çıkarılması, bu da yine doğrudan doğruya Allah'ın izniyledir, biiznillah'tır. İlâ sırâtıl azîzil hamid, aziz, hamid olan Allah'ın yoluna. Burada aziz ve hamid Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, yani yol Allah'ın yolu ve burada aziz ve hamid olan Allah demek suretiyle, demek ki bu yolda gidenler izzetli olur ve bu yolda gidenler hamde mazhar olur, methe mazhar olur ve Cenab-ı Hak onların o yolda gitmelerini karşılıksız bırakmaz, elbette mükafatlandırır. Allahillezî lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. O Allah'ın yoluna ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ve veylül lil kafirine min azabin şedid. Ama o kafirlere, o kafirler için şedid bir azap vardır ve bu noktada onlara yazıklar olsun. Ellezine yestahibbunel hayate'd dünya alel ahire. O kafirler ki dünya hayatını ahirete tercih ederler. Malum insanda muhabbet duygusu var, sevme duygusu ve normalde insan dünyaya meftundur, dünyaya müştaktır. Ama dünyaya gönül vermemek lazım. Hatta bu noktada denilir ki dünya bir dilbere benzer. Herkese göz kırpmış ama kimseye yar olmamıştır. Kafirlerin hayatı daha çok dünyevi bir hayat. Ahireti bilmiyorlar. Ahireti bilmeyince inhiye illa hayatuna dünya, varsa da yoksa da dünya hayatı diyorlar ve dünya hayatında gark olup gidiyorlar. Kendilerini kaybedip gidiyorlar. Ayet-i kerime onların dünya hayatını ahirete tercih ettiğini nazara veriyor. Onlar ki dünya hayatını, şu alçak hayatı ahiret hayatına, gerçek hayata tercih ederler. Ve yasuddun an sebilillah, ve Allah'ın yolundan alıkorlar. Allah'ın yolundan engellemeye çalışırlar. Ve yebhûneha ivece, ve Allah'ın yolunda eğrilik ararlar. Burada kafirlerin üç özelliğine dikkat çekildi. Bunlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. Artık bu onların hayat sistemi olmuştur. Ve insanları da Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışırlar. İsterler ki herkes kendileri gibi sırf dünya için çalışsın, ahiretten gafil olsun. Ve bir başka özellikleri, bunlar Allah'ın dininde, Allah'ın yolunda eğrilik arayışı içinde olurlar. Yani kendi halinde birer kafir olarak kalmıyorlar. Ve dini değerlere saldırmayı, dini değerlerle istihza etmeyi adeta bir marifet telakki ediyorlar. Yarasanın ışıktan rahatsız olması gibi bunlar da Allah'ın dininin yaşanmasından, uygulanmasından rahatsızlık duyuyorlar. Ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dalal, yoldan çıkmak. Dalalet, yoldan sapmak anlamında. Dolayısıyla bu insanlar yoldan, hak yoldan, dost doğru yoldan sapmış durumdalar. Ve çok çok uzaklaşmış durumdalar. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Biz her peygamberi kavminin diliyle gönderdik. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Onlara beyan etmesi için. Elbette zaten makul olan da budur. Diyelim Arap olanlara başka dilden bir peygamber onlara nasıl anlatsın? Bu noktada peygamberimiz Araplar içinde çıkmış ve onlara onların diliyle hitap etmiş. Daha diğer peygamberler hangi kavme gönderilmişlerse onların diliyle hitap etmişler. Ve وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولُ ayetiyle Cenab-ı Hak her ümmete bir elçi gönderildiğini bildiriyor. Her ümmet için bir Resul, bir elçi bulunmakta. İşte en son mesajını da Arapça olarak göndermiş. Belki burada şu hatıra gelebilir. Diyelim Türkiye'de bizler Arapça bilmiyoruz genelde. Bu durumda Allah'ın bu son evrensel mesajına nasıl muhatap olacağız? Evet, Kur'an-ı Kerim Arapçadır. İlk muhatabı Araplar olduğu için böyledir. Allah-u Teala son mesajını Arap diliyle göndermeyi tercih etmiştir.
ve Arapçanın bir takım artı özellikleri bulunmakta. Dil olarak pek çok güzel özellikleri kendisinde bulundurmakta. Bundan dolayı Allah-u Teala mesajını bu dille gönderiyor. Ama bildiğimiz kadarıyla Tevrat'ın gönderildiği dil İbranice. Daha başka bölgelerde başka peygamberlere onların diliyle ilahi mesajlar gelmiş. Ve her kavme, her topluluğa bu şekilde ilahi mesaj tarih boyunca ulaştırılmış. Bizler ise Kur'an-ı Kerim'i ya Türkçe meallerinden ve tefsirlerinden veya Türkçe olarak anlatan kimselerden aynı şekilde almakta, anlamaktayız. Böyle olunca Allah'ın kelamını bizler de kendi dilimizde öğrenme imkanına sahibiz. Ve niçin bu şekilde her peygamber kendi kavminin diliyle gönderildi? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara beyan etmesi için, onlara açıklaması için, dinin ayrıntılarını, dinin hikmetlerini aydınlatması ve beyan etmesi için. فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَى Allah bu şekilde peygamberlerini gönderir ve dilediğini yoldan çıkarır, dilediğine hidayet verir. Burada da bir derece kaderle alakası olan bir bahis. Yani Allah-u Teala haşa durup dururken bazılarını zorla dalalette bırakmış değil. Bunun açıklamasını şöyle yapabiliriz. وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ Allah kendine yönelene hidayet eder. Dolayısıyla Allah'ın hidayeti o hidayete yönelenleredir. Bir nevi gözümüzü açmak gibi, diyelim görmek için gözümüzü açmak gerekiyor. Ama kapatmışsak o anda bir şey göremeyiz. İşte bir kısım insanlar ilahi hidayet karşısında manen gözlerini yumuyorlar. Basiret gözlerini, kalp gözlerini yumuyorlar. Böyle olunca bu insanlar karanlıkta kalmaya mahkum oluyor. Ama gözlerini açtıklarında eşyayı gerçekte olduğu gibi görebiliyorlar. Bir insan da Allah'a yönelirse Allah ona yollarını elbette göstermektedir. Ve huvel azizül hakim, Allah azizdir, izzet sahibidir. Bundan dolayı hidayete layık olmayanlara hidayet nasip etmez. Onları kafir olarak takdir eder ve bunun neticesinde layık oldukları azaba onları düçar eder. Öte yandan Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Her yaptığı işte nice hikmetler vardır ve bir kısım insanları dalalette bırakıyorsa haşa bu hikmetsiz değildir. Durup dururken yapılan bir olay değildir. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Ayetler, ilahi ayetler, Tevrat'ın ayetleri bu anlamda anlaşılabilir. Bir de bir takım mucizeler. Musa'yı elindeki asa gibi, daha bir takım diğer mucizeler gibi mucizelerle gönderdik. اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرْ Kavmini zulümattan nura çıkar diye. Demek ki her peygamber en azından kendi kavminin bir lideridir, rehberidir, önderidir. Onların önüne geçer. Dalalet vadilerinde şaşkın olan o insanları dosdoğru bir yola, karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onların hidayetine vesile olur. وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Allah dedirten günleri hatırlat. Burada eyyamullah, eyyam-ı ilahiye, eyyam-ı Kur'aniye gibi bu gibi ifadelerle de belki ifade edilebilir. Allah'ın günleri. Bunu daha sonraki bölümden de bir derece görüyoruz. Tarihte helak edilen topluluklar var. Ad kavmi, Lut kavmi gibi, Nuh kavmi gibi. Bu gibi kavimler var ve bunlar Allah'a isyan ettiklerinde taraf-ı ilahiden cezalandırılmışlar. Nuh kavmi tufan ile cezalandırılmış. Diyelim Semud kavmi şiddetli bir rüzgarla, sayha ile cezalandırılmış. Bir kısmı depremlerle, bir kısmı başka şeylerle, fırtınalarla bu şekilde helak edilen topluluklar var. Ve o olaylar insana Allah dedirtiyor. Normalde mesela rüzgar
tatlı tatlı eser, insanı ferahlatır. Ama Allah dilediği zaman o rüzgar bir azap kamçısı olur, bir kavmin helakinde kullanılır. Allah normalde yağmuru rahmet olarak gönderir. Ama eğer bazı insanlar haddi aşmışsa, Allah dilerse o yağmuru bir azap haline de çevirir. Tufan olur, sel baskınları olur ve o şekilde o ilahi rahmet onlara başka şekilde tecelli eder, azap şeklinde kullanılır. İşte Allah'ın bir kısım insanları cezalandırdığı o günleri onlara hatırlat. Bu açıdan tarih son derece önemlidir. Tarih ibrettir. Ve Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin kıssalarını bize anlatırken onlardan ders almamız için bize anlatmaktadır. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ اِبْرَةٌ Onların bu kıssalarında ibret vardır. Ve gerçekten biz bakmasını bilirsek tarihte meydana gelen olaylar ibretlerle doludur. Merhum Mehmet Akif diyor ki, geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ederler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İşte tarihe bakıldığında pek çok böyle hataların yapıldığını görebiliriz. Biz eğer ibret alabilirsek onların yaptıkları hatalardan uzak kalırız. Ama nedense insanlar tarihteki olayları bilseler bile o anda belki okuduklarında, dinlediklerinde biraz etkilenirler ama daha çok gaflet haline devam ederler. Bu da insanın zaaflarından birisi. Demek ki sıkça bunları hatırlamak gerekiyor ve hatırlayıp kendimize çeki düzen vermek gerekiyor. İşte Allah-u Teala Hazreti Musa'yı kavmine karanlıklardan aydınlığa çıkarması için gönderiyor ve ona talimat olarak da وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Allah'ın günleriyle, o ilahi azap günleriyle onları uyar. Burada nimet günleri olarak da başka bir yönü düşünülebilir. Yani bir kavmin mesela bir felaketten kurtulması, bir kavmin diyelim esaretten kurtulması, büyük nimetlere mazhar olması, bunlar da unutulmaz günlerdir. Bunlarla onları hatırlat, onlara bunlardan bahset. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. Şüphesiz bunda her sabreden ve şükreden, çokça sabreden, çokça şükreden kimseler için ayetler vardır, ibretler vardır. Ve tarihe baktığımızda sabredenler kazanmıştır. Tarihe baktığımızda şükredenler Cenab-ı Hakk'a daha layıkıyla kul olabilmişlerdir. Cenab-ı Hak bizi de öyle olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.